Şardıl Darrow da başı kimdir? Şardıl Darrow da başı 12 Kasım 1973 Urfa Siverek'te doğmuş. Şu an serbest avukatlık yapan, evli iki çocuk babası Kadıköy'de yaşayan biridir. O zaman nerelisin sorusuna ne cevap veriyorsun? Kadıköylüyüm. Kadıköy'e gelmiş, Kadıköy'ün suyunu içmiş, havasını koklamış herkes Kadıköylüdür. Ben de Kadıköylüyüm. Her şeyi bilen tiplerden misin, içine kapanık mısın? Ben avukatım. Hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyi araştırıyorum, öğreniyorum. Neyi nerede bulacağımı bilen biriyim. Meyhane sofrasında muhabbet senden mi kurulur, başkası mı başlar? Muhabbetine göre değişir. Çocukluğunda en çok kimi severdin? En çok üzerinde kimin etkisi var? Çocukluğumda mı yoksa daha büyüdüğüm çağlarda hadi mı? Hadi büyüdüğünde olsun ama tribüne oynamak yok. Erdal İnönü. Niye? Niye? Boyu boyuna uygun. Yok, o kadar değil. Lisedeyken yolda yürürken sırtıma dokunup ya bu mülkiyetlere nereden gideceğiz diye sordu. Paşanın çocuğu ama bir o kadar da mütevazi. Seni sen yapan baskın özelliğin ne? Ailen en çok neden illallah diyor? Siyasetten. Ya benim, ben yapan en büyük özelliğim çevremde söylenen vefa. Vefalıyımdır. Dostumdur. Arkadaşımdır. Kahramanın kim senin? Küçüklük veya büyüklük. Kahramanın kim? Ya torpil yapacağım. Yılmaz Güney. Çünkü hemşerimdi. Yani dünya sinemasında ismini yazdırmış bir insan. Onun için Yılmaz Güney. Nereden hemşerin? Kadıköy'den mi? Yok abi, Siverek'ten. Evde iş dağılımı nasıldır? Bak, en dürüst olman gereken soru. Abi evde iş dağılımı, ütü yapmam, sevmem, bulaşık yıkamam. Ama hafta sonu salata yaparım. Çocuklar, baba salatası diye bir salatam vardır meşhur. O salatayı yaparım. İyi de yemek yaptığım söylenir çocuklar tarafından. Neyi yaparsın en iyi? Çocukların sevinci her türlü yemeği güzel yaparım. Kapuska? Abi hayatta sevmem. Askerde bile yemedim. Emre itaatsizlikten mahkemeye gidiyordum, gene yemedim. Tanzim'den mi alıyorsun sebzeleri? Yok abi, pazardan almaya çalışıyorum. Kolay sorular bitti, gelelim zor sorulara. Nereden çıktın sen? Bir anda ortaya çıktın. Abi sen görmemişsin, ben buradaydım. Kadıköy'de yaşıyordum. İstanbul İl Yönetimi'nde siyaset yapıyordum. İl Başkan Vekiliydim, İl Sekreteriydim. Seçim hukuk işlerinden sonra İl Başkan Yardımcısıydım. 89'da lisede okurken Ankara'da mahallede çalışırdım. Afiş asardım, pankart asardım. Sen görmemişsin sadece. İyi de niye girdin siyasete? Gül gibi işin varmış, avukatsın. Bak çok vergi veriyormuşsun. Abi onu ne sen sor ne ben söyleyeyim. Yani bir kanımıza damarımıza girdi siyaset. Bizler dert çözeriz. İnsanlar derdi olduğu zaman, sorunu olduğu zaman avukata gelir. Oradan bir alışkanlık oldu. Belediye de dert kapısı. İnsanlar derdi olursa belediyeye geliyor. Ben de o dertleri çözmek için siyasete girdim. Belediye başkanı olmaya karar verdim. Sana sonradan CHP'li diyorlar. Yok başka şeylerle yakınmışsın da orasıylaymış, burasıylaymış. Doğru mu? Abi ben doğuştan CHP'liyim. Dedim ya, doğduğum gün babam belediye başkanı oldu. Daha öncesinde İkinci dönem, üçüncü dönem, dördüncü dönemde babamın dedesi mecliste milletvekiliydi. Babamın amcası belediye başkanıydı. Babamın amcası oğlu milletvekiliydi. Abim belediye başkanı, babam belediye başkanı. Yani ben CHP'li değilsem kim CHP'li çok merak ediyorum. Biri de bana onu söylesin. Tamam anladık, CHP'lisin ama muhalif ve solcusun, öyle deniyor. Öyle bir havan var, öyle mi? Pardon? Muhalif ve solcu musun? Ben CHP'liyim. Solcuyum tabii ki. Evrensel sosyal demokrasiye inanıyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yapıyorum. Gül gibi bir başkanımız vardı. Niye geldin? Senin Gül gibi başkanın benim Aykut abim. Biz il yönetiminde beraber çalıştık. İkimiz il başkan yardımcısıydık. O günden bugüne beraber geldik. Aykut abi Kadıköy'e birçok şey kattı. Binalar kattı. Yeni tesisler yaptı. Ben de o yeni tesislerin içinden yeni insan hikayeleri yaratacağım. Daha iyisini yapabilmek için aday oldum. Daha iyisini yapabilmek için. Daha çok, daha huzurlu bir Kadıköy yaratabilmek için. CHP'nin kalesi Kadıköy. Her gelen seçilir. Öyle mi? Hayır. Biz Kadıköy'de en geriden gelen siyasi parti gibi çalışacağız. En geriden gelen aday gibi çalışacağım. Neden? İki nedeni var. Bir, diğer adaylara saygısızlık. Onlar da aday ve onlar da Kadıköy'e bir iddia koyuyorlar. Ben onlardan daha iyi olmak için daha çok çalışacağım. İkincisi, Kadıköy'ü almak bize yetmez. Bizim Büyükşehir'de kazanmamız gerekiyor. Onun için Kadıköy'de alabileceğimiz en yüksek oyu alıp İstanbul Büyükşehir'i de kazanmamız gerekiyor. Herkesten oy alacağım diyorsun Kadıköy'de. O zaman her partiye eşit uzaklıkta klasiğinde misin? Yok abi, tam tersini düşün. Herkese aynı yakınlıkta olacağım. Bak siyasetçiye bak. Ne demek aynı yakınlık? Aç biraz. Kadıköy'de yaşayan herkes benim için aynı değerde, aynı eşitlikte. Yolda yürürken, bir taşa bastığımızda kaldırımda, kaldırım taşından su sıçrarken,
bu AK Partilidir, bu MHP'lidir, bu DSP'lidir, bu CHP'lidir diye ayırmıyor. O su sıçradığında herkes ıslanıyor. Benim derdim o suyun kimseyi ıslatmamasını sağlamak. Onun için sorunlar ortaksa ben de herkesle beraber olacağım. Diyelim ki Kadıköy Belediye Başkanı oldun. Uzun yıllarda görevine devam ettin. Bittiği gün neyle anılmak istersin? Model bir belediye yaratmış bir belediye başkanı olarak anılmak isterim. Mesela Bozkır'da, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'i herkes övgüyle anıyor. Benden neden böyle bahsetmesinler? Ben de Kadıköy'de yeni bir model yaratıp Murat Karayalçın'dan Ankara'da efsane belediye başkanı, Vedat Dolakoy'dan efsane belediye başkanı diye bahsediliyor. Ben de Kadıköy'de yeni bir belediyecilik modeli yaratıp o şekilde anılmak istiyorum. O şekilde bırakmak istiyorum. Caddelere ismin verilsin ya. Yok, çok caddede ismin olup olmaması önemli değil. Kadıköy'lü bilsin yeter. Selfie çeken başkan. Tiyatro ile sinema ile aran nasıl? Bak, samimi konuşalım. Yıllar evvel tiyatroya gitmiştim falan filan olması. Ne zaman gittin en son? Ben 10-15 gün önce Güldür Sürü'yü anmak için Metin Zakoğlu'nun tiyatrosuna gittim. Yani mümkün olduğu kadar gitmeye çalışıyorum. Ama evde iki çocuk var. Çalışıyorum. Yani ne kadar zaman bulup hafta sonu hengamesi içerisinde mümkün olduğu kadar tiyatroya, sinemaya gitmeye çalışıyorum. Kadıköy bir sinema, tiyatro, müzik, sanat cenneti. Bu cennet nasıl değişecek? Daha da büyüyecek. Daha fazla tiyatro olacak. Daha fazla sinema salonu olacak. Daha fazla opera gelecek. Uluslararası tiyatro festivali yapacağız. Uluslararası kısa film festivali yapacağız. Belki iki tane yarı olimpiyat ölçeğinde bisiklet yarışı düzenleyebiliriz. Belki bir yarı maraton yapabiliriz. Bunları Kadıköy ile beraber oturacağız, konuşacağız, tartışacağız ve karar vereceğiz. Bunlar yakında açıklanacak projelerimiz. Sporu ne kadar seviyorsun? Seviyorum. Maçlarına gider misin Fenerbahçe'de? Eskiden Alex tribününe giderdim Fenerbahçe'de. Şimdi daha çok basket maçlarına gitmeye çalışıyorum. Orada daha mutlu oluyoruz. Klasik durum. Alex mi, Lefter mi? Lefter. Çay mı, kahve mi? Çay. Adana mı, Urfa mı? Adana. Kebap mı, sebze mi? Kebap. Acı mı, tatlı mı? Acı. Sahil mi, Bağdat Caddesi mi? Sahil. Balık pazarı mı, rıhtım mı? Balık pazarı. Vapur mu, sarı dolmuş mu? Giderken vapur, dönüşte sarı dolmuş. Siyaset mi, aile mi? Aile. Kızım öldürür beni. Şöyle bir laf vardır biliyorsun Türkçe'de. Tiyatro yapma, artistik yapma, caz yapma, edebiyat parçalama. Ne düşünüyorsun? Hepsini yapacağım abi. Belediye başkanı olarak bunların hepsini yapacağım. Tiyatro da yapacağım, caz da yapacağım, edebiyat da yapacağım. Ne diyorsan onu da yapacağım. Ama ben artist olmayacağım. Çekimi defalarca kestik. Şu iki yakan bir araya gelmedi ya. Senin kıyafet sorunun var değil mi? Bu boyla zor olmuyor mu? Bulamıyorum abisi, bulamıyorum. Ne gömlek, ne takım elbise, ne pantolon. Hiçbir şey yok. Sağ olsun iki tane müvekkilim var. Tekstilci. Onlar yardımcı oluyorlar. Onlar sayesinde işte bir şeyler giymeye çalışıyoruz. Peki avukat olmasaydın ne olurdu? Belediye başkanı olurdum. Ya tribüne oynama dedik. Baştan beri tribüne oynama. Abi doğduğum gün babam belediye başkanı seçildi. Ben ne yapayım? Babadan geliyor. Şu baba hikayesini anlat. Nerede seçildi? Babam 73'te Siyolek'te seçildi. Benim doğduğum haftalarda seçildi. Sonra 1989'da tekrar seçildi. Pazar günü seçimler oldu. Salı günü vefat etti. Baba hikayesi böyle. Çok dramatik oldu. 53 yaşında vefat etti. Lise 2'deydim. İşte 30 yıldır babam yok. Sen sağlığına dikkat ediyor musun? Çocukları babası bırakmamak için etmeye çalışıyorum. Yaşındaki yeğenin geldi diyor ki Kadıköy'de beni bir yere götür amca, dayı. Ne diyeceksin? Kadıköy'de nereye gideceğini bilir. O konuda çok fazla bana soracağını zannetmiyorum. Burada yaşıyorlar zaten. Giderler bir yere. Belki senin himayende bir iki kapı açtırırım diye düşünüyor. Yok yok, öyle şeyler bizde olmaz. Peki zorlaştırıyorum soruyu. Kayınpeder dedi ki oğlum beni bir yere götür. Ne abi, zaman götüreceksin, nereye kayınpeder götüreceksin? Kayınpeder de Kadıköy'de yaşıyor. O da biliyor nereye gideceğini. Yani sadece sorduğu zaman ben bir lojistik hizmeti gördüm. Gideceğim yeri de tarif eder bana. Arabanı, makam arabanı mı vereceksin? Hangi makam arabanı? Başkan oldun, koltuğa oturdun. Makamına mı geleceğiz seni ziyaret etmek için? Yok, sokakta beni görürsün mutlaka bir yerde. Karşına çıkarım. Nerede çıkacaksın en çok? Çarşıda çıkabilirim, sahilde çıkabilirim, kafede çıkabilirim, lokantada çıkabilirim. Sorun neredeyse oradayım. Sorun ne, çözüm neredeyse oradayım. Projelerde çocuk olacak mı? Projelerde hayvanlar olacak mı? Projelerde ekolojik denge olacak mı? Hepsi olacak. Çocuk olacak, 21 mahalleye kreş yapacağız. İkincisi, sadece kreş yapmakta kalmayacağız. Orada eğitim alan, o kreşe gelen çocukları geleceğe hazırlayacağız. Güçlü bir şekilde geleceğe hazırlanmalarını sağlayacağız. Hayvan hakları olacak. Mesela börtü böcekle ilgili bir şey söyleyeyim. Geçen bir toplantıda şunu söylediler, çok sivrisinek var dediler Kadıköy'de. Sonra oradan bir vatandaş, yine toplantıya katılanlardan bir seçmen kalktı dedi ki ilaçlamayın dedi.
ekolojik dengeye zarar veriyorsunuz. Şimdi Kadıköy böyle işte. Benim de sevdiğim Kadıköy bu. Oturacağız. Bunları Kadıköy'le oturup konuşacağız. Bir tarafta sivrisinekten şikayetçi. Öbür tarafta ama o sivrisineği öldürme, buranın ekolojik dengesini bozuyorsun diyen bir Kadıköylü var. Bunların hepsine sahip çıkacağız. Buradaki yaşayan her canlı bizim için önemli ve değerli. Daha çok Kadıköy ne demek? Böyle reklam sloganı gibi bulmuşsun slogan. İşte hem samimi ol diyorsun hem de reklam diyorsun. Bizde reklam yok abi, biz neyse koyuz. Daha çok Kadıköy, benim Kadıköy'ü nasıl yöneteceğimin temel felsefesi. Kadıköy sadece bina değil. Kadıköy, Kadıköy yapan, Kadıköy'de yaşayanlar ve bu yaşayanların oluşturduğu değerler. Nedir bu değerler? Eşitlik, özgürlük, Atatürkçülük, barış. Kadıköy bunlardan oluşur. Onun için biz Kadıköy Belediyesi'ni yönetmeye başladığımda bu değerlerle hareket edeceğim. Bunları daha çoğaltmak için daha çok Kadıköy diyorum. Bu değerleri çoğaltmak için daha çok Kadıköy. Ekonomik seviyesi ne olursa olsun, gelir seviyesi ne olursa olsun, herkesin Kadıköy Belediyesi'nin imkanlarından, fırsatlarından, sunmuş olduğu hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanmasını isteyeceğim. Kadıköy'de daha özgür alanlar, daha özgür mekanlar yaratmaya çalışacağız. Kadıköy'ün değerlerini çoğaltmak için daha çok Kadıköy dedik. Gelecek için daha çok Kadıköy. İstanbul için daha çok Kadıköy. Mutluluk için daha çok Kadıköy. Burada da temel öğemiz Kadıköy'ün yarattığı, Kadıköy'ün yarattığı değerler.